Aman isabet olur. Sen de kafanı dinlersin. Gideyim ben, sonra konuşuruz. Tahsin Cevriye Hanım'ı ikna ederse biz hep birlikte eve döneriz. O zaman bir daha öpeyim seni. Belki görüşemeyiz. Hadi iyi günler. Sana da iyi çalışmalar. Leyla? Leyla? Oo! Hala uyuyorsun. Günaydın. Günaydın. El sallıyorum, sesleniyorum. Hiç dalmış gidiyorsun. Affedersin, hiç fark etmedim. Anladım zaten. Hayrola, erkencisin. Çok işim var. Yetiştirmek için erken başlayacağım. Ne Sen sabah sabah nereye diye sormayacak mısın? Hakikaten nereye? İşe. İşe mi başladın? Evet. Bahsettiğim moda evi vardı ya. Piyasanın bir numarası diyordun. Aa, çok sevindim. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Ondan bu güzellik. Sağ ol. İlk günüm. Çok heyecanlıyım. Dua et bana ne olur. Ederim. Nasılsın görüşmeyeli? Nazmi'den sonra diyorsun. İyiyim ben. Garip bir şekilde iyi hissediyorum. Tuhaf bir sorumsuzluk duygusu içindeyim. Bir boş vermişlik, bir boşluk. Bilmiyorum ne kadar sürecek bir şey ama iyiyim. Nereye gidiyorsun? Servis var mı? Yok. Üsküdar'dan motora bineceğim. Ha, işin karşıda. Evet. Üsküdar'a kadar birlikte gideriz. Olur. Aç oğlum. Ha? Neredesin sen? Günaydın. Neredesin dedim. Hangi cehennemdesin? Geleceğim birazdan. Geleceksin tabii. Geleceksin ve hesap vereceksin bana. Konuşacağız. Ben bu evin bekçisi değilim Oğuz Bey. Nerelerde kimlerle geziyorsun sabahlara kadar bir açıklamak zorundasın bana. Bu kadar saygısızlık olmaz ya. Tamam, konuşacağız dedim. Hadi oğlum, ye şunu. Hadi. Annemin dediği çıktı ama. Cevriye Hala'nın kaybolduğuna inanmadı hiç. Ta en başından söyledi bir yerde saklanıyordu diye. Akşam telefonda Tahsin abinin sesi kötü geliyordu. Ne yapıyor Tahsin abi? Kahroldu tabii. Geç geldim ben. Yatmışlardı, görmedim. Sabah ablamla konuştuk ayaküstü. Ya neredeydin? Arkadaşımın doğum günü vardı. Ya nerede kutladınız? Bir bara gittik toplu halde. Kafan dağılmıştır. Nazmi o günden sonra aradı mı hiç? Aramasın da zaten. Kapattım ben o defteri.
Ne korkunç kadın şu Ferhunde valla. Ya aranızı bozmakla eline ne geçti? Ferhunde'nin ilgisi var. Hayriye teyze Ferhunde anlatmış dedi. Ferhunde mi? Belki ben yanlış anlamışımdır. Anlat bakayım. Hayriye teyze başka neler söyledi? Leyla, lütfen ben... Sedef, lütfen anlat. Ferhunde Nazmi'nin telefonunu bulmuş. İstanbul'a geldiği günde konuşmuşlar. Bu ev ne kutlamalar gördü o. Başkasının eline gitmeden önce son nişan benimki olur. Bu sefer Ferhunde ablaya yalan söylemeyin. Sus bakayım sen. Aa, lafa karışma. Ne dedim ki? Kızdırmayın onu dedim. Bak hala... Ayşe. Sen bilgisayarda oyun oynamak istiyordun. Teşekkür ederim. Hadi kızım. Çocuk işte. Bizim nişanımızda bir yanlış anlaşılma olmuştu. Ferhunde abla tatsızlık çıkarmıştı da o kalmış aklında. Anlayın şunun adını. Rica edeceğim aman. Çayları tazeleyeyim. Bana koyma. Kalkıyorum şimdi. Aa niye? Bir işim var. Halledip geleceğim. Sonra ne varsa anlatmış işte. Artık neler söylediyse. Leyla. Hay Allah. Biliyorsun zannettim gerçekten. Yoksa söyler miydin? İyi ki söyledin sen. Çok iyi oldu. Günaydın. Günaydın. Tahsin kalkmadı mı? Gitti bile. Leyla da erken çıktı. Aa, ben onu giyiniyor sanıyorum. Niye erken gitti? Yetiştirmesi gereken işler varmış. Onda bir haller var ama hadi hayırlısı. İlaçlarını da muntazam alıyor halbuki. Ayşe'cim sen başla istersen. Hadi gel yavrum. Şevket'in ki uyandıracaklar çocuğu sabah sabah. Efendim Ferhunde. Günaydın. Ne oldu? Sabah sabah ne istiyorsun? Ferhunde arıyor. Yarın borcun son ödeme günü. Beni ilgilendirmiyor. Tamam, sen kazandın. Ne imzalayacaksam imzalayayım, sen de borcunu öde. Boşanacağına dair taahhütnameyi yolla avukatına, al parayı. Kağıdı aldıktan sonra parayı vermezsen ne olacak? Sen herkesi kendin gibi zannediyorsun, değil mi? Benim imzamı inkar etme ihtimalim de var ama. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.